şurada çok iyi bir örtü. Yani olmazsa eski bir takımda buradan sayısız boncuk geliyor. Aşağı hazırladık size göreceksiniz. Ya bu da şunu gösteriyor. Bizim düşündüklerimizden çok daha bunlar birbirleriyle ikisi düz. Bu da iyi. Yani şurayı kocaman bir mekan olarak düşünürsek yarın kısmetse drone mekan mı yapacak biz? Aynı diye kaçırmadan gidiyorlar. Yok yani inanın şu boncukları şunları bulabilmek bile o toprağın içinde tabii. Gerçekten kartal göz ister yani gerçekten. Sefertepe 2022 çalışmaları dediğiniz üzere aynen devam ediyor. Geçen yıl başladığımız çalışmalar bu sene çok verimli bir şekilde ilerledi. İlginç buluntularımız, ilginç mimari yapılarımız devam etmekte. Bizim inancımız Sefertepe'nin Taştepeler projesi içerisinde önemli noktalardan biri olduğunu düşündürtüyor. Ve inanıyoruz ki viran şehir içinde hem kültürel anlamda hem bilimsel anlamda hem de turizm anlamında uzun vadede çok getirisi olacak bir proje. Biz 2 yıldır evimizde gibiyiz. Viran şehirde başta belediyemiz, kaymakamlığımız olmak üzere bulunduğumuz, çalıştığımız alandaki yereller her türlü desteği gösterdiler. Bu vesileyle hem kendilerine çok teşekkür etmek istiyoruz hem de bundan sonraki süreçte inşallah bu birlikteliğin aynı şekilde güçlenerek devam etmesini umut ediyoruz. Evet, daha önce biliyorsunuz Sefertepe'yi geçen sene Sefertepe 2021'de açılmasıyla beraber Emrah Hocam ve ekibiyle beraber gelip burayı heyecanla ilk bakışta görmüştük ve sonra bulduğumuz ilk buluntularla aslında Sefertepe'nin çok değerli olduğunu kanısına varmıştık. Bu yıl Emrah Hocam sağ olsun Sefertepe 2022 kazılarına hem daha kalabalık bir ekiple geldi hem daha bir özverili çalışıyorlar sağ olsunlar ve daha çok yeni buluntular bularak daha büyük heyecanlarla daha güzel şeyler çıkacağını umuyoruz. Sefertepe'nin viran şehrimize, Şanlıurfa'mıza ve bütün dünyaya yeni değerler katacağına inanıyoruz ve literatürü de değiştireceğine inancımız tamdır. Tamam.